Bismillahirrahmanirrahim. Sıra sayıları el-a'dadu tertibiyye. El-yevmul evvelu birinci gün minel usbu'i haftadan huvel yevmul ahad. Pazar günüdür. Yevmul ahadi pazar günü huvel yevmul evvel birinci gündür. El-ithneyn pazartesi huvel yevmul thani ikinci gündür. El-thulâthâu salı el-yevmul thalis üçüncü gündür. Minel usbu haftadan. Vel erbi'a çarşamba huvel yevmur rabih dördüncü gündür. Thumme yati sonra gelir yevmul hamis perşembe günü gelir. Ve huve el yevmul hamis o beşinci gündür. El cuma'atu cuma huvel yevmul sadis altıncı gündür. Ve huve yevmun mübarek o mübarek bir gündür. Lilmuslimin, Müslümanlar için. Ve salatul cum'ati, cuma namazı fardun. Aynin, fardı ayndır. Ala kulli muslimin, her Müslümana. Yevmu es-sebti, cumartesi, sebt günü yani. Huvel yevmu sabi' yedinci gündür. Vel ahir, son gündür. Haftanın ilk günü pazar. Zaten metni o şekilde çevirdim. Şimdi evvel var, ula var. Hep karıştırılıyor. El evvel, el ula. Farkı nedir? Şimdi sıra sayısı ilk manasına gelen el evvel ve el ula dışındakiler fail vezninde geliyor. Yani sani, salis, rabi', hamis, sadis, sabi' diye bu şekilde fail vezninde gelir. Sadece birinci gün değişik gelir. Ya evvel ya ula gelir. Şimdi evvel ile ula farkı şudur. Müzekker için evvel mesela eddersül evvel birinci gün. Müennes için olunca ula şeklinde kullanılır. Örnekler inşallah gelecek. Mesela edderecetül ula. Derecetul ula. Derece mühennes olduğu için ula denir. Es-zani, es-zaniye. Bakın yine müzekkerle mühennes arasındaki fark yani fail vezninde olanlarda da var. O da nedir? Sonra tay-i merbuta geliyor. Bakın. Sani, saniye. Thalis, thalise. Rabi', rabi'a. İşte hamis, hamise. Sadis, sadise. Sabi', sabi'a. Samin, samine. Tasi', tasi'a. Aşır, aşire. İlk öğrenci mesela erkek için diyeceğiz. Ettilmizul evvel. Bakın evvel. İlk öğrenci, kız öğrenci için ettilmizatul ula. Evvel denmez. Bu annesi için ula. Ettilmizu ethani, ettilmizatu ethaniye. İkinci öğrenci, saniyetu. Kameri aylarla ilgili şöyle bir metin var. Şuhuru senetil kameriyyetu. Senenin aylarından kameri olanlar. Yani sene kameri sene ayları. Öyle diyeceğiz. Dolayısıyla kameri sıfattır şuhur kelimesine. Öyle olunca bakın aynı irabı almışlar. Ama sene mudaf ileyhtir şuhura. Yani yılın senelerinden kameri olanlar. Evet, el Muharrem. Muharrem hangi aydır? Huve eşşehrul evvel. Şehir müzekker olduğu için evvel dedik. Mine şuhuril kameriyye. Muharrem kamerilerden ikidir. Saferu huve şehru thani thaniye demedi. Çünkü şehir müzekkerdir. Mine şuhuril kameriyye. Rabi'ul evvel huve şehru thalithu min şuhuril kameriyye. Rabi'ul thani ve şehrü râbi' min şuhuri'l-kameriyye. İşte cumadel-evvel. Cumadel-ula. Cumada müennes bir kelime olduğu için ona ula gelmiş. Rabi' müzekker olduğu için evvel cumadel-ula cumadel-ahire huve şehrü's-sadis. Recep huve şehrü's-sabi' yedinci ay Recep ayıdır. Mine şuhuril kameriye. Şaban huve
Eşşehru Thamin. Ramazan huve şehru tase, 9. ay Ramazan ayı. Şevval huve şehru aşiru, 10. ay. Zulkaade huve Zulkaade eşşehru hadi aşere. Bakın hadi aşere 11. bu şekilde ifade edilir. Hadi aşere. Evet. Aşir yine fail vezindedir. Ama bu sefer hadi, yani vahid kelimesi bakın hadi şeklinde dönmüş. O da fail veznidir. Ama hadiye aşere dikkat ettiyseniz yani ahada aşere isna aşere, selasete aşere, erbaate aşere, yani burada mebni meftuh olmalarına da dikkat edelim. Hiçbir şekilde bunun harekesi değişmez. Hadiye aşere bu şekilde geliyor. Zulhicce huve eşşehru saniye aşere, bakın yine saniye aşere şeklinde yazılır. Es-saniyu aşeru denmez. Mine şuhuril kameriye fusulu es-sene, bu sefer senenin mevsimleri onlar da ar-rabi'u, rabi' yaz mevsimi, huvel faslul evvel, bakın fasl müzeke olduğu için evvel geldi, mine sene, senede birinci mevsim, ilk mevsim. Es-sayf, tabi Rabi bahar mevsimidir. Es-sayf yaz. El-faslu-thani ikinci mevsim. Vel-kharif sonbahar. Güz. El-faslu-salis üçüncü. Es-şita vel-faslu-raba mine-sene dördüncü mevsimdir. Kış mevsimi. Okuma parçası var. Şöyle. El-ma'ul-qalil as-su iza şeribe minhu hayvanun, bir hayvan ondan içerse, yekunu ala erbaati aksam, dört kısım olur. Yani dört kısma ayrılır o su. Ve yusamma su su'ren, ve ona işte su'r denir. O suyun ismi su'rdur. Yani hayvanın içtiği suya su'r denir. Bakalım dört kısım su'urdan, hayvan içiminden kalan su dört kısımdan. El-evvelu tahir. Es-sani ikincisi, bakın el-evvel dedi kısımların, kısım müzekker olduğu için şöyle kısmın yani müzekker olduğu için evvel. Es-sani ve-salis üçüncü kısım ve-rabi dördüncü kısım yani. El-evvelu tahir, o su temizdir, içilebilir yani mutahhir, hem de temizleyicidir. Es-sani necis, necistir o su. Es-salis üçüncüsü mekruhtur o su. Bir çeşit, bazı çeşit hayvan var. Onun su artı mekruhtur. Ve rabi meşkuk, şüphelidir o su. Fi tuhurihi, fi tuhuriyeti, yani temizleyici olmasında şüphelidir. Bunu detayına inmeyeyim. Çok vakit alıyor. Önemli olan da burada evvel, sani, salis, rabi kelimeleri idi. Şimdi kemi sa'a, saatlerde, mesela saat 1 diyeceğiz. Es-sa'atu el-vahidatu, bakın fa'il, vahid. Sa'atu müennes olduğu için, bu da müenneslik alameti olan te'yi almış. Normalde vahid diyeceğiz, birinci. Es-sa'atu el-vahidatu. İşte iki, es-sa'atu es-saniyetu, ikinci, saat 2'dir. Es-sa'atu es-salisetu, üçüncü saat. Yani saat 3'tür anlamına. Kemi saat? Saat 3 dediğimiz zaman es-sa'atu salisetu diyeceğiz. Es-sa'atu salasetu demiyoruz. Kemi saat? Es-sa'atu rabi'atu bid-dabti. Evet. Saat 4'tür. Kemi saat? Es-sa'atu khamisetu. Es-sa'atu sadisetu. Es-sa'atu sabi'atu. Es-sa'atu saminetu. Şu şekilde gidiyor. Aşiretu ve khamsun ve işrune dakikaten, 25 dakikada geçiyor. 25. Evet. Es-sa'atul hadiyete aşere. 11. Bakın. 1 derken vahid, 11 derken hadiyete vahidete, yani bir vahideteydi. Es-sa'atul vahideteydi. Ama 11 olunca es-sa'atul hadiyete. Evet. El-hadiyete aşerete müennes için hadiyete geliyor. Buna dikkat edelim. Es-sa'atu saniyete aşerete, yine bunların mensup olduğuna dikkat edelim. 11, 12, 13, onlar da fethalı olduğuna, es-saniyete aşerete
İlla 5 dakayık. Şurada illa istisna olduğu için bunu nasip etmiş. 5 diyoruz. Bir dapt tamı tamına anlamına geliyor. Şurada bir dapt. Sulus 1/3, rubu ise 1/4, yani çeyrek geçiyor ya da 20 geçiyor. Sulus o şekilde söyleyeyim. Günün vakitleri evkatul yev. Mesela el fecr tan yeridir. Fecren diye onu işte mef'ulu fih, yani zaman zarfında kullanacağız. Subuh subhan. Zuhur zuhren. İşte asır asren. Yani ba'de zuhur de denir. Mesa mesaen. Leyl leylen şeklinde ifade edilir günün vakitleri. Şimdi rubu 1/4 dedik. Humus 1/5. Thumun bu semaniye kelimesi 1/8. Rubu humsin. Bu sefer rubu hums yani 4 kere 5 20'dir ya. 20'de 1 anlamına gelir. Rubu humsin. Yani 5'te 1'in 4'te 1'i. 5'te 1'in 4'te 1'i de 20'de 1 yapıyor. Bu matematik işidir. Yani bir sayını işte bir 5'te 1'in 4'te 1'i 5'te 4 çarpılır 20'de 1 olur. Zaten o da 20'de 1 demiş. Thulus 3'te 1. Sudus, sudsun. Evet, sudsun. Sudus değil, sudsun. Tüs'ün, humsun. Bu şekilde yine 3'te 1, 6'da 1, 9'da 1, 30'da 1. Humsu sudusin bakın. 30'da 1, 6'da 1'in 5'te 1'idir. 6 ile 5 çarpılıyor ya. Yani humsu sudsin ya da sudsu humsin de diyebilirsiniz. Ama humsu sudsin. Yani az olan önce denir. Tıpkı burada olduğu gibi rub'u humsin demişiz. Yani humsu rub'in dese de olur mu? Yok. Rub'u humsin az olanı önce zikretmek lazım. Burada da humsu sudsin demiş. 30'da 1. Yine burada sumnu rub'in işte 8 kere 3 20 şey 8 kere 4 32. Bakın burada bu sefer çok olanı başa getirmiş. Demek ki fark etmez. Yani ha sumnu rub'in dediniz, ha rub'u sumnin dediniz. Yani ha 8'de 1'in 4'te 1'i ki 32'de 1 yapıyor. Ha 4'te 1'in 8'de 1'i o da 32'de 1 yapıyor. Fark etmez. Velhasıl bu kuralı bu şekilde düşünelim. Öşürün 10'da 1. Öşür vergisi diye geçiyor tarih kitaplarında. 10'da 1 vergi o tarım sektörü. Sub'un 7'de 1. Nesfun yarım. 2'de 1 yani. Ve bir ezberleme hadis-i şerifi var. Bunu okuyup dersi bitireyim. İktisat odur ki fin nafakati nafakada nisfu el maişeti geçimin yarısıdır. Yani birisi iktisatlıysa, saburgan değilse geçiminin yarısını garantiliyor. Yani el iktisadu fin nafakati nisful maişeti maaşın yarısıdır. Ve teveddudu bu sefer hoş geçinmek yani ilen nas insanlarla güzel geçinmek nisful akli aklın yarısıdır. Teveddüt. Burada da iktisat. İktisat malın yarısını kurtarırsınız. Teveddüt yani hoş geçimli birisi olsanız insanlara güzel geçinseniz sevgi çerçevesinde o zaman nisful akıl aklınızın yarısını elde etmiş olursunuz. Ve husnu suali güzel sual ise nisful ilim. İlmin yarısıdır. Evet. El-iqtisadu fi'n-nafakati bu şekilde ezberleyelim. El-iqtisadu fi'n-nafakati. El-teveddudu ilen-nasi ikincisi. Husnu suali bu da üçüncüsü. El-iqtisadu fi'n-nafakati nisful ma'işeti. Ve-teveddudu ilen-nas nisful akli. Ve husnu sual nisful ilmi. Hadisü şerif. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال.